Ben Faruk Tunan Hamarat 191 516 030 Bahçe Bitkileri 2. sınıf öğrencisiyim. Fidanlık çiçeklerinden aşısız çıplak köklü asma fidan üretimi ve bunlarla bağ tesis oluşturma, aşısız araçlar yerinde aşılama konularını anlatacağım. Asmanın çelikle çoğaltılması. Asma ağaçlarının büyük çoğunluğu köklenme bakımından farklılık gösterir. Kültür çeşitleri Amerikan asma ağacına göre daha kolay kökleniyor. Asmanın yaprakları döküldükten sonra ve üretim olgunluğu için yeterli soğuklanmayı almış kuvvetli bir yıllık dallardan belli uzunluklarda 35-45 santim keserek hazırlanan çelikler, alındıkları omlyanın tüm özelliklerini taşıdığı gibi çoğunun kolayca köklenmesi özellikle kaliteli çeşitlerin rahatça çoğaltılmalarını olarak sağlamaktadır. Kullanılacak çelikler sağlıklı ve verimli umcalardan alınmalı ve 6-14 mm çapında olmalıdır. Filoksera ve anaç zorunluluğu olan yerlerde bağ kurarken Amerikan asma ağaçlarının çoğaltılması yine aynı şekilde alınacak çeliklerin uygun ortamlarda köklendirilmesiyle yapılmaktadır. Köklendirme direkt arazide veya özel üretim sera ve yastıklarda gerçekleştirilir. Köklendirilen Amerikan asma ana çelikleri gerçek üretim yapılacak bağlara ertesi yıl nakledilir. Asmanın bir yıllık dallarından alınan odun çelikleri dışında yaz sürgünleri parçalarının da sisteme üniteleri altında köklendirilmesi suretiyle fidan elde edilmesi mümkündür. Çeliklerin köklendirme periyotları şu şekildedir. Uygun zamanda alınan pişkin çelikte 35-45 cm keser ve demetler haline 13-15 saat süreyle %0,5'li cinosol içerisinde batırılır. Çeliğin tabana yakın kısmı ıslatılır ve ardından köklendirme hormonu ilave edilmiş toz haline karışımı daldırılır. Direkt arazide köklendirme ortamı hazırlanıp üzerine siyah marş çekilir. Çeliklerin dikimi marş üzerinden 10 santim aralıklarla sokularak gerçekleştirilir. Diğer şekilde ise hendekler açılarak kullanılır. Çelikler hendeğe yaklaşık 10 santim aralıklarla yerleştirilir. En üstteki bir göz toprak seviyesinin üzerine bırakılır. Saksıda yetiştirmek için özel olarak hazırlanmış karışımlar kullanılır. Çelikler saksıya yerleştirilir. Çeliklerin üzerine fanusla örtülür. Çelikler iyice kök geliştirdikten sonra aynı kaplara şaşırtılır. Şaşırtmadan sonra köklü çelikler fanusta korunur. Fidan bu haliyle dikime hazırdır. Örtü altında çoğaltma. Asmaların örtü altında çoğaltması daha kolaydır. Örtü altında yapılan çoğaltmada diğer köklendirme şekillerine göre daha kısa sürede daha iri bitkiler elde edilir. 12,5 santim çapındaki bir saksıya birkaç çelik yerleştirmek mümkündür. Saksı harcı olarak Jones Pointing Combs 11 gibi bu maksatla hazırlanan karışımların kullanılmasıyla çok başarılı sonuçlar alınır. Saksı yarıya kadar John Innes saksı harcı ile doldurulur. Çelikler önce suya ardından köklendirme hormonu ilave edilmiş hormon toz karışımına daldırılır. Saksı içerisinde çelikler eşit aralıklarla yerleştirilir. Çelikler yerleştirildikten sonra saksının içerisi bir göz kompozisyonu üzerinde kalacak şekilde saksı harcı ile doldurulur. Saksı nemini muhafaza etmek için plastik torba ve fanusa kapatılır veya çoğaltma platformuna yerleştirilir. Ortamda alttan ısıtma yapılıyorsa çelikler yine de iyi köklenirler fakat köklenme biraz daha uzun zaman alır. Saksılar soğuk bir köklendirme platformuna yerleştirilmeli veya platformun ılık bir ortam olmalıdır. Çelikler gölgelenerek direkt gün ışığına maruz bırakılmamalıdır. Saksı kompostu nemli tutulmalı fakat ıslak olmamalıdır. Üst gözün birkaç hafta içerisinde büyümem belirtileri gösterilecektir. Üst göz büyümeye başlayıp sürgün boyu yaklaşık 22,5 santime geliştiğinde 5-6 yapraklıyken köklü çelikler saksıdan çıkartılarak ayrılmalı ve şaşırtılmalıdır. Bu köklü çeliklerin her biri 12,5 santim çaplı saksılara yerleştirilir. Harç olarak yine John Innes saksı kompostu No.1 kullanılır. Çeşit isimler her biri için ayrı ayrı yazılır. Bitki saksılarda serada veya gölgelenmiş ortamlarda büyümeye devam eder. Asmaların yerinde aşılanması. Yerinde aşılanma eski bir teknik olup bağda ürün vermekte olan bir omcanın daha iyi bir çeşitle değiştirebilmesidir. Sadece bir ürün kaybı söz konusudur. Bağda aşılanma tekniği omcanın gövde kısmından kesilerek gövdeye iki adet seçilen yeni çeşide ait iki gözde aşı gözünün takılmasıyla gerçekleştirilmektedir. Başarılı bir aşılanmadan sonra iki asmadan orijinal olan gövdenin alt kısmına kök sistemi olarak yeni aşılanma kısmına da gövdenin meyveli üst kısmı olarak gelişmesine devam eder. Bir omcanın yeni farklı bir cihette değiştirilmesi genellikle bir sezonda gerçekleştirilebilir.
Meyve üretimine çabuk devam edilmesi tekniğin büyük bir avantajı olup bağcılar pazar talepleri doğrultusunda değişikliğe giderler veya çeşit seçiminde önceden yapılan hataları düzeltirler. Yerinde aşılama çok özel amaçlarla da yapılabilmektedir. Omcular aşağıdaki sıralanan tüm sebeplerle yerine değiştirme aşılarıyla aşılanırlar. Üretimi devam eden çeşit ekonomik olmaktan uzaklaşmış veya yöre için uygun olmayabilir. Aşılanacak omcuların sağlıklı büyümeli ve nispeten kuvvetli olmalıdır. Omcular Crohn, galla veya ciddi virüs hastalıklarıyla bulaşık olmamalıdır. Omcular filokseraya dayanıklı bir anaç üzerine aşılı olmalıdır. Omcular daha uzun yıllar ürün vermek üzere nispeten genç olmalıdır. Sıra arası ve sıra üzeri mesafeleri uygun ve kabul edilebilir olmalıdır. Terbiye dayanak sistemi iyi durumda olmalıdır. Bazı durumlarda kendi kökleri üzerinde filokseraya hassas ve vitis vinifera asmaları yerinde aşılama tekniğiyle yeni verimli bir çeşit aşılanabilir. Gelelim yarma aşıya. Amerikan asma ağaçları dikimden sonra 2-3 yıl içinde baş parmak kalınlığına gelince ilkbaharda Mart-Nisan aylarında aşılanır. Aşı için önce anacın çevresindeki topraklar iyice açılır ve anaç toprak seviyesinin 10-15 santimetre üzerinde kesilir. Aşı bıçağı ile üst yüzeyi düzeltilir, perdahlanır. Anacın fazla yayılmasını önlemek için alttan rayfa ile sıkıca bağlamak gerekir. Aşı baltası ile tam ortasına 3-4 santim kadar yarılır. Aşı baltasının uç kısmı yarıya sokulur. Aşılanacak çeşidin iki gözlü kalemi alt gözün 1 santim altından ve göz dışarı gelecek şekilde kama gibi kesilir. Kamanın bir tarafında öz diğer tarafında odun kısmı görülmeli anaçtaki yarık kadar olmalıdır. Kalemin kabuğu anacın kabuğu ile aynı hizaya gelecek ve boşluk kalmayacak şekilde kalem anaçta açılacak yere yerleştirilir. Balta çıkarılır. Altta önceden bağlanmış olan rafa yukarı doğru sıkıca sarılarak aşının hemen altına düğümlenir. Aşının üzeri gevşek toprakla yavaşça kapatılır. Kümbet yapılır ve yanına bir işaret çubuğu konur. Baş parmak kalınlığında kanaçlara iki gözlü bir kalem yeterlidir. Kalan ağaçlara iki kalem konmalıdır. Kalkma aşı. Yapılışı yarma aşıya benzemektedir. Bu aşıda anaç toprak seviyesinin hemen üzerine kesildikten sonra ortadan baltayla yarma yerine bir kenarına karşılıklı olarak içe doğru daralan V şeklinde yuva açılır. İki gözlü kalem açılan yere tam oturacak şekilde hazırlanır. Bunun için kalemin alt gözü dışta olacak şekilde kama gibi kesilir ve anaçtaki yerine kabuğa değecek biçimde ve boşluk kalmadan sıkıca oturtulur. Aşı tamamlandıktan sonra rayfa ile bağlanır, üstü yavaşça tavlu toprakla kapatılır ve yanına bir herek dikilir. Yine burada görüyorsunuz. Göz aşısı. Biz burada bağlarda en çok uygulanan yongalı göz aşısını öğreneceğiz. Bağda yongalı göz aşısı iki dönemde yapılmaktadır. İlk barda bağlarda su yürüdüğü dönemde yapılan aşı sürgün göz aşısı. Yazın sonunda gelişmenin durduğu zaman yapılan aşı ise durgun göz aşısı denilir. Yongalı göz aşısı genellikle çapı 1 ile 2,5 santimetre arasında olan anaçlarda en iyi sonucu vermektedir. Yapılışına gelince bu aşının yapılabilmesi için anaca su yürümesi gerekmektedir. Aşıdan bir gün önce başın hemen altından makas veya bağ bıçağı ile anacın tepesi kesilir. Anacın toprağa yakın veya boğaz kök oluşmasını önlemek için toprağın 10-15 santim kadar üzerinden iki boğum arasındaki düzgün bir yerden 3 santimlik kısmın kabukla birlikte çıkarılır. Bu yere aşılanacak çeşidin göz kaleminden aynı büyüklükte bir yongalı göz alınarak yerleştirilir. Burada dikkat edeceğimiz nokta göz parçasındaki kan büyüğüm tabakası ile anacın kan büyüğünün tabakasının üst üste gelmesidir. Göz yerleştirildikten sonra enli esnek bantla sıkıca ve hava almayacak şekilde bağlanması gerekir. Aşıdan 7-10 gün sonra aşılar kontrol edilir. Tutmayanlar yenilenin iyice kaynamış aşıların tırnakları gözün hemen yanından meyilli olarak kesilir. Burada da görüyoruz. Yine bağ testimizi görüyoruz. Kaynağımızı Profesör Doktor Zekar Hocamın ders notlarından ve ders videolarından almış bulunmaktayım.